Tıpkı dizi ve filmlerde olduğu gibi GTA oyunlarının da ana karakterlerine hayran olan çok ciddi bir kitle var. Çünkü GTA belki de oyun tarihinde bulunan en önemli 4-5 markadan birisi. Bugünün konusu ise bu karakterlerin aslında idol olarak görülecek adamlar olmamaları. Suç dünyasını konu alan bu oyunlarda yeri geliyor İtalyan kökenli bir mafyayı veya sokak çetelerinde bulunan ve şehrin varoşlarına yaşayan bir gangsteri yönetiyoruz. Bu karakterlerin amacı bazen intikam olsa da genel olarak çoğu karaktere Amerikan rüyasını yaşatıyoruz. Zenginleşen bu karakterler ya şehri ele geçiriyor ya da şehirler arasında kendi organizasyonlarını kurmaya başlıyorlar. Başlarda bahsettiğim hayranlık konusunu ise açıklamak gerekirse bu ülkede mafya dizilerini veya berbat keko dizilerini izleyip kendi kendine triplere giren insanlar olabiliyor. Elbette dizi veya film izlerken moda birçok insan giriyor. Ama benim burada takıldığım şey GTA karakterlerinin de özelinde idol olarak görme mevzusu. Şunu unutmayın, ne Tommy ne CJ ellerinde çiçekle gezen adamlar değiller. Şimdi bunu size 3 karakter üzerinden anlatacağım. İlk karakterimiz Tommy. Tommy, The Godfather, Goodfellas ve Casino gibi filmlerden de aşina olduğunuz şekilde İtalyan kökenli bir ailenin çocuğu ve 70'li yıllardan itibaren de Borelli ailesinin tetikçisi. Yani Tommy gençlik yıllarından itibaren suç dünyasının içinde. Liberty City'de kendi ailesinden yediği kazıktan sonra hapse girse de el mecbur yine Borelli ailesi için Vice City'ye geliyor. Burada gözü açılan Tommy, şehirde bulunan her suç örgütü için çalışıyor ve cesaretlendikten sonra şehri ele geçiriyor. Ve klasik bir mafya taktiği olan yerel işletmeleri de satın alarak legal bir kimlik de kazanmaya çalışıyor. Bunu kazanırken yaktığı canları düşündük mü peki? Mesela haraç almak için AVM'ye girip işletmelerin camlarını patlatması. Haraç vermeyi reddeden bir kafeyi bomba ile havaya uçurması. Bununla da kalmayıp dondurma şirketi üzerinden zehir satması ya da diğer taksi şirketlerine savaş açıp onları güçsüz bırakması. Hatta sahte para basma işine bile giriyor Tommy Vercetti. Ancak burada da başta uyarımı yapayım. Ben bu adamların zaten bu işler için var olduğunu biliyorum. Yani etik bir kaygıları yok. Umarım vermek istediğim mesajı alabiliyorsunuzdur. Sırf oyun gözünden bakarsanız Tommy de benim en sevdiğim GTA karakteri. CJ, Los Santos'un suç oranı yüksek mahallesine doğan ve doğar doğmaz da kendisini gangster olarak bulan CJ de hiç masum değil. GTA San Andreas'ın introduction kısmını izlerseniz CJ'in Liberty City günlerinde masum insanları gasp ettiğini görebilirsiniz. CJ burada hiç de hoş durmuyor, öyle değil mi? Sokakta aynı durumu bir hayal etseniz gerçekten korkunç. Elbette bir oyun olduğu için bunu pek sallamıyoruz. Los Santos'a geri döndükten sonra CJ'in çete savaşlarında rakip çetelere karşı giriştiği mücadeleyi normal karşılayabiliriz. Sonuçta karşılarında bulunan adamlar da eli silahlı ve suçlu. Peki ya CJ'in Tempe'nin şantajları sebebiyle öldürdüğü gazeteci veya madde kaçakçılığı işlerini soruşturan bir Amerikan savcısına kurduğu tuzak? Bir kışlayı basıp Amerikan ordusunun silahlarını çalmasını hatırlarsınız. Hatta sonradan menajerliğini yaptığı Mad Dog isimli ünlü rapçinin kariyerini ve onun menajerini sırf aptal bir karakter olan OG Lok istedi diye nasıl yok ettiğini de hatırlarsınız. CJ de tam anlamıyla yaptıklarının sonuçlarını düşünmeyen, çıkarları için hareket eden bir gangster. Son karakterimiz ise Cloud. Cloud belki de içlerinde en tehlikelisi. Hem konuşmuyor hem de kimden gelirse gelsin verilen görevi kabul ediyor. Dost düşman ayırt etmiyor. Bu karakterlerin içinde bağımsız olarak tetikçilik yapan tek karakter Cloud. Leon ailesi adına, Donald Love adına, Yakuza adına yüzlerce cinayet işledi bu karakter. Hatta ona her konuda yardımcı olan Asuka'nın kardeşi Kenji'yi gözünü kırpmadan infaz etti. Sadakat onun için önemli bir kavram değil. Önce intikam. Onun için tek değerli olan şey önce intikam. Bunun yanında da parasını kazanmaya bakan bir karakterden bahsediyoruz. Vlad gibi bir adamla hangi deli karşılaşmak ister ki? Umarım dediklerimi doğru anlamışsınızdır. Amacım karakterleri yermek değil. GTA
suç dünyasını konu alıyor ve bu karakterlerin yaptıkları yaşam tarzlarına göre gayet normal. Sadece oynadığınız bu karakterlerin normal insan yaşamı için ne kadar tehlikeli olduklarını anlatmaya çalıştım. Ha bu arada Nico, Trevor ve Franklin, bunlara da bin bir çeşit örnek sayabiliriz. Ama onun açıklamasını video sonunda yapacağım. GTA'nın sihri finalde karakteri hep haklı göstermesinden kaynaklı bir şey. Hiçbir GTA karakteri haksız olarak final yapmaz. Ya intikam alır ya da başka bir kötü adamı ortadan kaldırır. Video hoşunuza gittiyse beğenmeyi unutmayın. Diğer karakterleri de aynen anlatmamı isterseniz videonun 200 like ve 2000 izlenme olması için destek verirseniz sevinirim. Bu sayılara geldiğimizde ikinci kısım gelecek. Ayrıca bana tek seferlik de olsa destek olmak isterseniz süper teşekkürü kullanabilirsiniz. Kanala abone olup yorumlarınızı paylaşmayı unutmayın. Hoşça kalın. What's the problem? Some bars refusing to pay. They reckon they're protected by a local gang of thugs. But don't worry, Tommy. I can handle it. You call this handling it? You two, off your asses. Let's go. You moron! What were you thinking? Do you realize what this means? We could all be I don't know, the timer must have got screwed. That place was wired to go up like a firework factory. And somebody tipped off the cops, but everything What's the problem, apart. Fellas? Mike was supposed to torch some place in the mall, but he screwed the fuses, and now the cops are crawling all over it. We gotta get our stuff and get out of here. Relax, both of you. Let me think for a second. Tommy Vercetti just doesn't cut and run. The cops are gonna be going over that building with a fine-tooth comb, right? But that takes time. We gotta go in and torch that place ourselves. Yeah, but no one but a cop could get within a mile of that place. So we go as cops. We gotta get uniforms and we're gonna need a squad car. All thanks to you, Mike. I'm sorry. I got it. All we gotta do is lure the cops in with the finger, put them in a lockup, and jump. Good plan. Let's go. All right. Oh. Okay, what's the emergency? Oh. Who? Oh, Tommy. Some mob thugs said they'd come to take their cut. Said it was a Mr. Farello's money. Oh, I feel like crap. Farelli? Sonny Farelli? Yeah, that's the guy. I think they were very insistent. I'm not angry with you. Get him to the hospital. Tommy, rip that guy a new asshole for me. I'm gonna rip him too!